Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce basına düştü diye bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Saat 11:30 sıralarında ben belediyenin ek hizmet binasındaki makam odamdayken buradaki makam odama kimliği belirsiz bir şahıs gelmiş. Bağırmış, çağırmış, arkadaşları tehdit etmiş, beni aramış. Sonra polis tarafından gözaltına alınmış. Önce polis niye vardı? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar bir süredir bana yönelik tehditler çok arttı. Yani önde gelen tehdit etmeye başladı tabiri caizse. Özellikle PKK ve onun uzantıları üzerinden çok yoğun tehditler alıyorum. Ve bundan dolayı da sağ olsun Sayın Emniyet Müdürümüz bir süredir belediyede benim bilgim dahilinde ve haricinde bir anlamda emniyet tarafından özel olarak korunuyorum. Orada tesadüf değildi polisin burada bulunması. Bu tehditlerin sonucuydu zaten. Arkadaşlar ben tehdit almaktan korkan bir adam değilim şahsım adına. Hayatım boyunca birçok tehdide maruz kaldım. Gün geldi FETÖ'cüler tehdit etti. Gün geldi PKK'nın ölüm listelerine aldılar, terör örgütlerinin ölüm listelerini aldılar ve bunu bana marifetmiş gibi tebliğ ettiler. Ama artık bunların boyutları çok artmaya başladı. Ve eskiden milletvekiliyken sadece kendimden sorumluydum. Şu an arkadaşlar bu binada 500 tane çalışan var en azından. Bu arkadaşlarımı tedirgin ediyorlar, korkutuyorlar. Yani elinde bıçakla biri geliyor, bağırıp çağırıyor. Ve buradaki çalışanların bundan doğal olarak etkilenmemeleri mümkün değil. Artık yeter yani. Şunu herkes bilsin. Biz bu tehditlere Tanju Özcan olarak boyun eğmeyiz. Söyleyeceğimizden geri durmayız. Ama özellikle belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse yani dünyayı başlarına yıkarım. Onu özellikle söylüyorum. Yani sığınmacı çetelere tehdit ediyor bir yandan. Bir yandan PKK ve uzantıları. Yani yeter artık. Burada kendimle ilgili bir endişem yok. Dediğim gibi burada çalışan 500 tane belediye çalışanıyla ilgili endişem var. Evet, güvenlik konusunda çok zayıfız. Yani şeffaf belediyecilik adına hemen hemen hiç duyarlı kapı bile koymadan insanlar bize çok kolay ulaşabilsin dedik. Ve başından itibaren bunu şey yaptık ama artık bundan sonra bir kısım güvenlik önlemlerimizi almak zorunda kalacağız. Vatandaşımızdan bu konuda anlayış bekliyorum. Bu önlemleri şahsım için değil, burada çalışan belediye çalışanları ile ilgili de almak durumundayız. O yüzden gereğini yapacağız. Bugün yaşanan olay ya emniyet bütün boyutlarıyla araştırıyor. Elbette emniyet veya savcılık bize bilgi verecektir. Ama dediğim gibi yani artık yeter demek istiyorum yani. Ama bu olay vesilesiyle de ben tekrar Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Gerçekten devletin belediye başkanına sahip çıktığını bugün herkese göstermiş oldu. Ayrıca diğer emniyet müdürlerimize, valilerimize de çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben gittiğim şehirlerde polis tarafından talebim olmadığı halde polis tarafından uzaktan takip edildiğimi artık hissediyorum. Sağ olsun devletimiz büyük. Devletimiz seçilmiş belediye başkanlarına sahip çıkıyor. Tehdit edenlere de şunu söyleyeyim. Kim olursa olsun yani sizin tehditleriniz bana vız gider tırıs gelir. Bizim buraların deyimiyle. Biz Köroğlu'nun torunları tarafından seçilmiş. Ben onların temsilcisiyim. Onların belediye başkanıyım. Dolayısıyla 3-5 çapulcu, 3-5 terör örgütü üyesi bizi tehdit etse ne olur, tehdit etmese ne olur? Evet, soru var Başkanım, mı? konuyu aydınlatmak adına
Bu şahıs direkt size mi geliyor yoksa Ahmet Başkan'la görüşmeye geldiği, onunla görüşemediği sonrasında sizin bakanınıza çıktığı söyleniyor. Pazar tezgahı konusunda geldi. Bana verilen bilgiye göre direkt gelmiş. Direkt de bağırmaya başlamış. Herhangi bir başka yardımcımızla daha önce görüşme talebinde bulunduğuna dair bende bir bilgi yok en azından şu aşamada. Konunun da pazar tezgahı olup olmadığını falan da kimse bilmiyor. O sadece herhalde şahsın ifadesi. Şahıs da herhalde ben oraya Tanju Özcan'ı öldürmeye geldim demeyecek derdest edilmiş biri. Ben kendim hukukçuyum, hiç böyle bir olaya rastlamadım. Önce olay bir aydınlansın. Olay bir aydınlansın. Neymiş ne değilmiş. Onu bir görelim hep birlikte. Sizinle de paylaşmamız gerekirse elbette paylaşırız. Ama dediğimiz gibi hoş değil. Burası bir kamu kurumu. Buraya eline silah alan, eline bıçağı alan insanlar gelememeli. Hani tamam belediyeler şeffaf olsun. Belediyelere girmek çok zor olmasın halk açısından ama ya bir AVM'ye girmek bile belediyeye girmekten çok daha zor. İşte az önce bir komiser arkadaşım geldi. Sizden hemen önce. Benim de silahım var dedi. Aşağıdan giriş yaptım dedi. Böyle bir olay olmuş dedi. Sıcağı sıcağına. Gene bana sen kimsin kardeşim diyen yok. Alışveriş merkezine gidiyorum. Alışveriş merkezinde üstümü aramaya kalktıklarında kimliğimi gösterdiğimde ancak ondan kurtulabiliyorum. Ama yani burası kamu kuruluşu sonuç itibariyle. Burada çalışan bir sürü memur var sizin dışınızda. Dedi. Yani mesele tek ben olsam önemli değil. Allah bir can vermiş. Ne zaman alacağını Allah-u Teala biliyor. İşte biz burada 15 dakika önce gelmiş olsaydık belki bugün yaralı olacaktık. Belki aranızda olmayacaktık. Bunlar da çok önemli değil. Ama dediğim gibi burada çalışan 500'de benim dışında arkadaşım var. Masum insanlar var. Bolu'ya hizmet etmeye çalışan insanlar var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Başkanım, bu süreçten sonra yakın koruma tedbirini de genişletmeyi düşünüyor musunuz? Yani özel bir talebim olmayacak ama belediye olarak kendi bünyemizde bir güvenlik teşkilatı kurmamız gerekecek. Birçok belediyenin var. Bana da bu söylendi. Ben kullanmak istemedim. Ama artık hani bu olaylar beni değil çalışanları çok korkutur ve rahatsız eder hale gelince bununla ilgili bir girişimimiz olacak. Onun dışında emniyetten ek bir talebim olmayacak. Zaten dediğim gibi müdür bey çok duyarlı. Konulara da hakim. Benimle ilgili kim ne yazıyor, ne çiziyor inanın benden daha iyi biliyor. Sayın Valimizin de bu konuda hassasiyet gösterdiğini duyuyorum. Başkanım, siyasi bir olay mı sizce? Yani pazar yeri konusu gibi mi duruyor yoksa siyasi bir suikast girişimi gibi bir durum mu var? İnan bilmiyorum. Bilsem net olarak söylerim. Bilmiyorum. Emniyet araştırıyor konuyu zaten. Tüm boyutlarıyla araştırılsın. Siyasi konulardan dolayı zaten tehdit alan biriyim ben. Sığınmacılarla ilgili tehdit alan biriyim. Daha önce de söyledim. Bölücü terör örgütü ve unsurları tarafından sürekli tehdit edilen biriyim. Dolayısıyla bu iş bir pazarcı işi mi? Başka bir iş mi? Emniyet araştırsın, ortaya çıkartır muhakkak emniyetimiz. Arayan oldu mu başkanım? Geçmiş olsun mesajı. Siyasi partilerden. Oluyor. Telefonları şu anda kapalı basın toplantısında olduğumuz için. Yani tabii şimdi durup dururken başta benim ailem de tedirgin oldu. Belediyede birçok insanın ailesi tedirgin oldu. Ama dediğimiz gibi hani vatandaşımızdan da biraz anlayış bekliyoruz. Biraz güvenliği arttırmamız gerekecek. Çok teşekkür ediyorum.